8 senelik de MS hastasıyım yaklaşık. Ben bu durumu kabullendim. Kabullenmek zorundaydım. Ama çevreyi bir türlü kabullendiremedim. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Abdullah kardeşimle beraber küçük bir söyleşi yapacağız. Bugün Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı olan Avşar köyündeyiz. Abdullah, öncelikle kendini tanıtır mısın? İsmim Abdullah Berber. 22 yaşındayım. Yani 23 olmak üzereyim. 8 senelik de MS hastasıyım yaklaşık. İlk belirtileri titreme ve denge kaybıydı. Daha sonrasında Ege Üniversitesi'nde bir teşhis aldım. MS teşhisi. Hastalığım öncesinde yoğun bir şekilde çalışıyordum. Ben bu durumu kabullendim. Kabullenmek zorundaydım. Ama çevreyi bir türlü kabullendiremedim. Ve bunun için de riskli bir ameliyata girmeyi düşünüyorum. Evet, Abdullah 8 yıl önce başına gelen bir rahatsızlık sebebiyle burada bazı sıkıntılar yaşadığından bahsediyor. Peki Abdullah, bu rahatsızlık, ameliyattan bahsettin. Ameliyat sonrasında tamamen düzelme yüzde oranı ne kadar? %70 iyileşme ihtimalim var. Aslında çok iyi bir oran. Evet, çok iyi bir oran. %30'da bu son konuşmamız olacağının riski var. Yani aslında her ameliyatta tabii ki risk var. Peki senin yaşadığın problemlerden biraz bahseder misin burada? Peki, yani anlatmak istediğim, insanların senin kabullenmesiyle mi alakalı, bu rahatsızlığını kabullenmesiyle mi alakalı bazı sıkıntılar var? Yoksa iş bulmayla alakalı mı sıkıntılar var? Onlardan bahseder misin biraz da? Aslında her konuda sıkıntım var. Ben insanlara kendimi bir türlü kabullendiremedim. Ötekileştirildim, toplumdan dışlandım. İş bulma konusunda da aynı şekilde. Yani şöyle, engelli alma zorunluluğu olan bir yer düşünün. Oraya gidiyorsun, engelli çalışanından koli taşımasını istiyor. Böyle zorluklar yaşıyoruz. Daha sonra şu anda çay var önümde. Benim bu çayı içmem için bir pipet kullanmam gerekiyor. Titremelerimden dolayı bu şekilde zorluklarım var. Tabi bastonla yürüyorum denge kaybından dolayı. Peki İşkur sayesinde mi bu iş yerlerini buldun, yoksa kendi aracılığıyla mı, çevrende? İşkur sayesinde de buldum. İşkur'un ilanlarından buldum genelde. Yani gittiğimde engellerden çok ağır işler istiyorlar. Yani gerçek bir istihdam yok aslında engellilere karşı. Anladım. Yani anladığım kadarıyla o zaman İşkur sadece sana iş bulma konusunda yardım ediyor. Fakat o iş yerinde ne tür bir iş yaptığınla alakalı hiçbir destekte bulunmuyor, evet, anladığım kadarıyla. Evet. Ve engellilere ödenen engelli maaşının çok az düzeyde olduğunu düşünüyorum. Şöyle örnek vereyim. Üniversite hastanesinden randevu alamayıp mecburen doktorun özeline gidiyoruz. O engelli maaşı bizim bir seansımızı ediyor. Yani 29 gün yaşamayalım biz, yani kalan 29 gün. Ve bu yüzden kitaplar yazıyorum, gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. Yani birçok işle uğraşıyorum aslında. Bu şekilde geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Yani burada Abdullah kitap yazıyor arkadaşlar. Sanırım 5 kitabım var, değil mi? Evet, 5 tane kitabım var. Çok güzel. Şu şekilde. Peki nerede satışta bunlar? Nereden temin edebilir almak isteyenler? Burada 2 tanesi mevcut kitabın. Evet, diğer 3'ü tükendi şu an elimde. Reform kitabının internet satışı var. Diğerlerinin satışını sadece ben yapıyorum. Yani almak isteyenler sadece sana ulaşabilir. Bana ulaşabilir. Bir de bazı kitapçılarda var. İzmir'de birkaç kitapçıda, Alışehir'de birkaç kitapçıda, o şekilde. Anladım. Abdullah'a ulaşmak isteyip kitaplarından satın almak isteyen olursa videonun açıklamalar kısmında iletişim bilgilerini paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Peki Abdullah, burada günlerin nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun yani? Sabah kalkıp akşam yatana kadar neler yaptığından biraz bize bahseder misin? Evet, şöyle, daha öncesinde daha fazla aktivitem vardı aslında. Bir ara mini çiftlik kurmuştum, tavuk çiftliği. Çok güzel. Onlarla uğraşıyordum. Tabii sonra yem fiyatlarından dolayı bu işi bırakmak durumunda kaldım. Yani kitap okuyorum genelde. Çok fazla kitap okuyorum. Onun dışında kitap yazıyorum. Köşe yazısı yazıyorum. Ve işte bu şekilde geçiyor aslında günlerim. Şu an çok fazla bir aktivitem yok. Yazdığın kitaplardan biraz bahsetmek ister misin peki? Yazdığım kitaplar, ilk kitabımın ismi Gülümseydi. İkinci kitap Maybike. İlk kitabımda kendi hayatımı bir hikaye olarak anlattım, belli bir kesitini. Aybike kitabındaysa efsaneleşmiş bir kadını anlattım biraz. Çok güzel. Reform'da insanın kendi hayatında yapabilecek olduğu değişiklikler. Hı hı. Hayata dair de yine kendi hayatımın kalan kısmından belli bir kesit. Sol yanım ise bir şiir kitabıydı. Bu şekilde. Çok iyi. Şiirler peki sana ait sanırım. Şiirler bana ait. Bir de bir arkadaşım var. Birkaç şiiri o ekledi ve beraber yazdığımız bir şiir de var. İlk kitabın kaç yılında çıktı peki? İlk kitabım yaklaşık 3 sene falan oldu çıkalı. Yani 3 sene içinde 5 tane kitap sıraladın. Gerçekten evet. Çok iyi aslında. Teşekkür ederim. Peki yapmak istediğin işlerle biraz bahseder misin? Ne tür işlerde çalışmayı tercih edersin? Ya şöyle, hani genelde zor, yapamayacağım bir şey olmasın. İlla ki zorluklar olacak her işte. Ama mesela benim yapabileceğim, daha öncesinde muhasebede çalışmıştım. Bu şekilde kargo takip, dosya düzenleme, hani bir engelli neler yapabilecekse eğer onu vermeleri tercih ederim. Yoksa benim gittiğim iş yerleri, hatta bunlardan biri kolejdi, bana diyor ki masa taşıyacaksın, cama çıkacaksın. Evet. Ben onları yapabilecek olsam zaten engelli olmam. Ben %96 engelliyim. Anladım. Peki neredeydi çalışmış olduğun işler? Yani ilçe olarak veya şehir olarak? Sarıgöl'deydi biri. Hı hı. Daha öncesinde, hastalığım öncesi yoğun çalıştığım kesim ise Marmaris'te 3 sezon çalıştım. Evet. Yani dediğim gibi küçük yaşta başladım çok yoğun iş hayatına. Hı hı. Bu şekilde. Sanırım 22 yaşında olduğuna göre 14 yaşında gibi bu rahatsızlıkla tanışma. 15 yaşında bu rahatsızlıkla çıktı. Tanıştın. Peki ameliyatla ilgili ne düşünüyorsun? Ya şöyle, ben artık bütün riski göze almış durumdayım. Hani kaybedebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben bütün risk göze aldım. Hani böyle bu şekilde. Ben artık bazı dışlanmalardan, ötekileştirilmelerden ve bazı cümlelerden gerçekten çok sıkıldım. Örnek Anladım. Verecek olursak bu cümlelerden ben de biri... sana onu soracaktım. İzleyicilere bir somut örnek verirsen bence çok daha faydalı olacaktır neler yaşadığınla alakalı. Bir kız arkadaşım vardı mesela. Artık son noktaya kadar gelmiştik, annesi falan öğrendi. Daha sonrasında bana verdiği tepki ise her gün beni arıyordu ve sürekli hastasın, kızma, bakamazsın gibi cümleler kuruyordu. Hani sürekli ona da demiş engelliye kız verilmez. Mesela bu benim çok zoruma giden bir olaydı. Evet. Hani benzeri çok şeyle karşılaşıyoruz aslında. Yani aslında Abdullah'ın rahatsızlığı veya benzer rahatsızlıklar herkesin başına gelebilecek şeyler. Abdullah en güzelini yapmış. Bununla, rahatsızlığıyla birlikte yaşamayı öğrenmiş. Ama tabii çevrenin de Abdullah'a destek olması gerekiyor bir şekilde. Açıkçası bu anlattığın şeyler üzücü durumlar. Keşke insanlar, halk biraz daha anlayışlı olsa. Çünkü her an herkesin başına gelebilecek bir durum. Halkın belli bir kısmı anlayışlı aslında. Ama Aziz Bey'in sözünü ettiği belli bir kesim var ki ben o kesimi bir türlü anlatamadım derdimi. Artık anlamakla uğraşmıyorum yani. Ne derlerse tamam deyip geçiyorum. Anladığım kadarıyla sen insanlara anlatmak yerine biraz daha kitaplarınla bunları anlatmaya çalışmışsın gibi geldi bana. Evet. Yani kitaba yazmak daha rahat oluyor aslında. Devamını getirmeyi düşünüyor musun? Kitapla ilgili planların var mı? Aslında planlarım var ama okuma oranının çok düşük olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani aslında hani kitaplarını her kesime duyurmada biraz eksik kalmış olabilir misin acaba? Evet. O da var. Çok ciddi bütçeler istiyorlar kitaplar için. Evet. Ve bunları karşılamak da her zaman mümkün olmayabiliyor. Doğru, haklısın. Yani umarım o konuda bizim de en azından YouTube kanalı vasıtasıyla bir faydamız dokunur. Dediğim gibi arkadaşlar, kitapları almak isteyen olursa Abdullah'ın iletişim bilgilerini ben kanalın açıklamalar kısmında paylaşıyor olacağım. Bunun dışında herhangi söylemek istediğin bir şey var mı? Ya sadece ben halktan biraz daha duyarlılık istiyorum. Anlayış, saygı. Evet. Bizim maddi bir beklentimiz yok onlardan çok da. Sadece biraz saygı istiyoruz. Hani çok zor olmamalı bu. Bizim onlardan isteyebileceğimiz tek şey çıkamadığımız yerde kolumuzdan tutmaları, inemediğimiz yerde yardımcı olmalarıdır. Biraz güler yüz, biraz anlayış. Haklısın. Bu şekilde. Kesinlikle arkadaşlar, hani Abdullah'ı dinledik bugün. Sormak istediğiniz başka şeyler olursa da mutlaka yorumlar kısmına yazın. Bu videonun 2. bölümünü çekiyor olacağız değil mi Abdullah? Mutlaka. Tabii ki. Ben Abdullah'ı bugün tanıdığımda sevdiğim bir arkadaş oldu hemen ilk günden. Umarım siz de tanıma fırsatı bulursunuz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.